Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Ben 10 videosuyla, daha doğrusu yepyeni bir Ben 10 serisiyle karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Ben 10 evreninde yer alan iki muhteşem uzaylının karşılaştırmasını yapacağız. Bu seriyi tek başıma yapmadım arkadaşlar. Yanımda çok değer verdiğim ve çok severek izlediğim bir Ben 10 kanalı var. Ayrıca siz de onu çok yakından tanıyorsunuz. Bu videoyu yapmama yardım eden Ben 10 Galaxy kanalı da videomuzda yer alıyor. Ve bu serinin bir sonraki bölümü de Ben 10 Galaxy kanalında yer alacak arkadaşlar. Ben bu videoda Bullfrag hakkında konuşacağım. Kendisi ise Çarpan Çekirge hakkında konuşacak. Bu arada videoya geçmeden önce Ben 10 Galaxy kanalı ile ortak bir Discord sunucusu kurduk arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirler. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Gux'ın intikamı. İyi de bu kadar çok canavarı nasıl durduracağız? Teker teker işlerini bitireceğiz. Bullfrag, Omnitrix'in bilinmeyen ve yok edilmiş bir gezegenden bir Incursean'ın DNA örneğidir. Bullfrag, 3 parmaklı elleri ve 2 parmaklı ayakları olan insansı kurbağa benzeri bir uzaylıdır. Bununla birlikte tipik bir Incursean'dan çok daha uzun, daha kaslı ve daha soluk tenlidir. Daha belirgin bir çene hattına da sahiptir. Bullfrag, Omniverse'ün Savaş Kurbağaları bölüm 2'de ortaya çıkmış bir uzaylıdır. Bizler ilk olarak Bullfrag'ı kılık değiştirmiş bir şekilde tipik siyah mor bir Incursean üniforması giyerek görmüştük. Ayrıca Incursean kaskı ve mor bir güneş gözlüğü de takmıştı. Aynı zamanda Bullfrag, Savaş Kurbağaları bölüm 2 sırasında elbisenin altında gizlenmiş olan Omnitrix sembolünü göğsünün üst kısmında takmaktaydı. Söz ettiğimiz bu bölümden sonra Bullfrag yeşil güneş gözlüğü, ortası yeşil şeritli siyah bir elbise, parmaksız siyah eldivenler, üstlerinde yeşil manşetler bulunan ayaksız siyah çizmeler ve beyaz tokalı yeşil bir kemer giymekteydi. Bullfrag'ın güçlü atlama yetenekleri vardır ve sıradan bir dünya kurbağası gibi çok çeviktir. Bullfrag, Attea'yı ve ortalama bir Incursean filosunu devirebildiği için, bir kalamar canavarları çetesine karşı kendi gücünü koruyabildiği için etkileyici göğüs göğüse dövüş yeteneklerine sahiptir. Bullfrag'ın fiziği onu ortalama bir Incursean'dan daha güçlü kılmaktadır. Çünkü bir Gux'ı havada herhangi bir zorluk yaşamadan taşıyabilmişti. Bullfrag bir tetramant, yani bir 4 kol tarafından tekmelenmeye dayanabildiği için diğer Incursean'lardan daha dayanıklıdır. Bullfrag uzun, yapışkan ve kavrayıcı bir dile sahiptir. Bunu bir yakalama hattı olarak veya uzaktaki bir hedefi vurmak için kullanabilir. Ayrıca kutuları parçalayabildiği için çok güçlüdür. Çekme mukavemeti bir gökdelenin tepesinden düştükten sonra Billenstauber tabelasını neredeyse durma noktasına getirecek kadar yüksektir. Bullfrag düşmanlarını püskürtmek, zıplamak veya ivme kazanmak için göğsünü şişirebilir. Bullfrag, Attea'nın gösterdiği gibi uzay boşluğunda sınırlı bir süre dayanabilir. Bullfrag solunum cihazları sayesinde nefesini su altında 4 ila 7 saat tutabilir. Bullfrag'ın çok hassas bir burnu vardır. Attea ve birçok Incursean askerinin gösterdiği gibi bir metanosyalının, yani bir çamur ateşin bataklık kokusu gibi güçlü kokulara karşı hassastır. Bullfrag'ın dili çok uzun uzarsa acı çekebilir. Bullfrag'ın dikkatini dağıtabilecek Attea'ya karşı hisleri vardır. Sevimli olduğunu düşünmesine rağmen kişiliğinden pek hoşlanmaz. Bullfrag, Kevin tarafından bayıltıldığında görülen bir dayanıklılık sınırına sahiptir. Bullfrag hayatta kalmak için oksijen kaynağına ihtiyaç duyar. Onsuz Attea'nın da gösterdiği gibi uzaydayken nefesini tutmakla sınırlıdır. Bullfrag, Miloys'un da gösterdiği gibi bir Necrofriggian, yani bir büyük korkunun buz nefesiyle hareketsiz hale getirilebilir. Bullfrag Attea tarafından gösterildiği gibi bir Orishan yani bir su kamçısı tarafından üretilen basınçlı su patlamalarına karşı savunmasızdır. Bullfrag Attea'da gösterildiği gibi sihirle etkisiz hale getirilebilir. Defolun! Hadi ben! Söylemesi kolay tabii. Her tarafım fare salyası oldu. İyi. Çarpan Çekirge'nin peygamber devesinde ve bir çekirgeye benzer görünümü vardır. Bunun yanında pulukanata benzer bir renk ton olan yeşil bir cildi, başının üstünde büyük parçalı bir boynuzu ve gözlerinin yanlarında iki küçük boynuz vardır. Ve boynuzun arkasında üç küçük sivri uç vardır. Bununla beraber her ön kolunda ve bacaklarında üç sivri uç bulunur. Ayrıca Çarpan Çekirge ellerinde iki keskin parmağı, ayaklarında ise üç tane açık renkli keskin pençe benzeri parmaklara sahiptir. Çenesi iki çizgiyle oldukça küçüktür. Koltuk altlarının altında solungaç benzeri yapılar vardır. Çarpan Çekirge'nin kıyafeti 3 siyah çizgili ve yeşil bir uçludur. Aynı zamanda bir tuluma benziyor. Omnitrix ise karnındaki işçi altı genç şeritte yer alıyor. Çarpan Çekirge uzun ve kaslı bacaklara sahip olduğundan dolayı çok uzun mesafeleri zıplayabilir. Aynı zamanda kuvvetli bir şekilde bir düşmana tekme atarsa belirli mesafeleri fırlatabilir. Çarpan Çekirge'nin zıplamasıyla ortaya çıkan şok dalgaları çok sayıda mutant kırıcıyı itecek kadar güçlüdür. Çarpan Çekirge'nin kafası çelik kadar serttir ve iç organlar üzerindeki etkiyi azaltan şok emici maddelerle doludur. Çarpan Çekirge kendisini duvarlardan iterek ve etkili bir şekilde duvarlardan atlayarak ileri doğru ilerleyebilir. Ayrıca çok çevik bir yapıya sahiptir. Çarpan Çekirge'nin kollarındaki ve bacaklarındaki pençeler sert yüzeyleri kazarak duvarları ve diğer yüksek yapıları ölçeklendirmesine olanak tanır. Çarpan Çekirge bu görüntüden görüldüğü gibi Mukulatör'ün yapışkan kesesinden çıkamaz. Dolayısıyla yapışkan yüzeylere karşı iken Çarpan Çekirge etkisiz hale gelir. Ayrıca bacaklarına doğru bir şekilde vurulursa Çarpan Çekirge otomatik olarak geriye doğru hareket edecektir. Son olarak da Çarpan Çekirge Omnitrix'in bilinmeyen bir gezegenindendir. Ayrıca ortap tınasının deneye örneğidir. Evet arkadaşlar, bugün Ben 10 Galaxy kanalı ile birlikte size Bullfrag ve Çarpan Çekirge uzaylılarının karşılaştırmasını yaptık. Ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Eğer serimizi beğendiyseniz ve bu serinin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı, ayrıca bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ben 10 Galaxy kanalını da yakından takip etmek isterseniz yukarıdaki i butonundan ulaşabilirsiniz. Videoyu bitirmeden önce son olarak sizlere bir soru sormak istiyorum. Bu vs'yi hangi uzaylı kazanır? Nedeniyle birlikte yorum kısmında belirtmeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar, bir sonraki uzaylı karşılaştırma videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.